Merhabalar. Bu videomuzda görmüş olduğunuz bu bardak altlıklarını yapacağız. Kedi patisi şeklinde. Bunun için 4 milimetrelik tığ kullandım. Kar topunun makreme ipini kullandım. Renkler size kalmış. Kenarı için de akrilik bir ip kullandım. Şimdi bunu yapmaya başlayalım. Önce bir sihirli halka yapıyoruz. Bunu bir kilitliyoruz. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 ve bu sihirli halkaya 16 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan tığımızı doladık. 1 2 3 kere de çektik. Tığımızı doladık. 1 2 3 kere çektik. Bunu 16 kere yapıyoruz. ipi iyice çekiyoruz ve 1-2-3 şuradaki ilmeği ilmeğin içinden geçerek sabitliyoruz. Şimdi burada 16 e, ilmekte 16 tane şu batma yerleri olacak. Çünkü bunu her bir deliğe bu işli bir, bir işlem yapacağız. Şimdi birinci şeyimizi çektik, zincirimizi çektik. Birinci deliğimize, bu çıktığımız deliğe bir sık iğne yapıyoruz. İkinci deliğimize önce bir çakma sık iğne yapıyoruz. Sonra iki adet üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı deliğe. Üçüncü deliğe geçtiğimizde iki kere dolayaraktan ve dört kere de çekerek bir, iki, üç, dörtlü trabzan yapıyoruz. Bunu aynı deliğe iki adet dörtlü trabzan yapıyoruz. Şimdi dördüncü deliğe geldiğimizde Yine iki kere doluyoruz. Aynı deliğe 2 adet Dörtlü trabzan yapıyoruz. 2 adet dörtlü trabzan yapıyoruz. 5 deliğe geldiğimizde 2 adet Üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 kere de çekiyoruz. 2 adet üçlü trabzan yaptık. 1 adet çakma sık iğne yapıyoruz 5. delikte. 6. deliğe geldiğimizde 1 adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi 7. deliğe geldiğimizde 1 adet çakma sık iğne 1 adet üçlü trabzan 1, 2, 3 8. deliğe geldiğimizde ise 1 adet 3'lü trabzan 1 adet de 4'lü trabzan 9. deliğe geldiğimizde bir adet dörtlü trabzan bir adet de ikili trabzan onuncu deliğe geldiğimizde bir adet üçlü trabzan bir iki üç 1 adet çakma sık iğne Şimdi 11. delikte yine Pardon 11. delikte yine 1 adet Sık iğne yapıyoruz 12. deliğe geldiğimizde 1 adet Çakma sık iğne 2 adet de aynı deliğe üçlü trabzan 1 2 3 1-2-3 13. deliğe geldiğimizde 2 adet dörtlü trabzan 2 kere de doluyoruz 4 kere de çekiyoruz 2 adet dörtlü trabzan 14. deliğe delikte yine 2 adet dörtlü tırabzan. 15. deliğe geldiğimizde 2 adet üçlü tırabzan yapıyoruz. bir adet çakma sık iğne yapıyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra 16. delikte ise bir adet sık iğne yapıyoruz. Evet. Ve bunu bu şekilde kesip daha ince bir tığ ile ilk sık iğne yaptığımız yere bu şekilde sabitliyoruz. Evet. Bu bizim taban kısmımız. Şimdi ikinci renge geçiyoruz. İkinci renge geçerken ilk yaptığımız sık iğneden başlıyoruz. O yüzden ilk yaptığımız sık iğne önemli. Şimdi ikinci rengimizi aldık. İlk yaptığımız sık iğne olduğu kısma ipi geçirdik. Ve bundan sonra bakın geçirdik. Burada ipi geçirdik. Bundan sonra 1 2 3 3 kere sık iğne yapıyoruz. 3 kere sık iğne yapıyoruz. Bundan sonrakilere her deliğe 2 adet sık iğne batarak 5 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Bu işlemi 5 kere yapıyoruz. Sonra yine 2 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 Sonra batıyoruz, ipimizi çekiyoruz. 1 Diğer ilmeğe batıyoruz, ipimizi çekiyoruz. 2 ve diğerine batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. 3. Bunu sık iğne yapmadan hepsini birden çekiyoruz. Bundan sonra bu sefer 6 tane deliğe ikişer adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi yine buradaki işlemin karşılığını yapıyoruz. Bir battık, çektik. İkinciyi battık. Çektik. Üçüncüyü battık, çektik. Hepsini birden çekiyoruz. 2 adet sık iğne yapıyoruz. Ve yine başlangıçta yaptığımız gibi 5 adet sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 bundan sonra yine 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3 ilk sık iğnenin baş kısmına geçiriyoruz. Evet, bu da birinci sıra. Bu sıranın geçirilmesi. Şimdi tekrar yeşil renge geçiyoruz. Şimdi burada e, ikinci şu ayakları yapacağımız kısmı bağlayacağımız yer önemli. E, bir tane şey çekmiştik. E, üç tane ilmeği bir arada çekmiştik. Bakın zaten burada belli. Burada 1 2 3 geçerek şu 2 tane battığımız sık iğne yaptığımız yerle bir tanenin arasını ipimizi sabitliyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Ve burada aynı deliğe üçlü trabzan yapıyoruz. 2 adet daha. Böylelikle toplamda 3 tane oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra buradan sayıyoruz. 1 2 3 dördüncüye tığımızı doluyoruz. Dördüncüye yine 3 kere de çekerek Pardon önce yanındakini yapacaktık. Pardon pardon burada bir yanlışlık yaptık. Şimdi ilk noktaya 3 adet trabzanımızı yaptıktan sonra şurada 3 adet trabzanımızı yaptıktan sonra hemen yanındaki sık iğneye yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu patinin birinci ayağı. Şimdi ikinci ayağı diğer ayaklara geçerken burada sayıyoruz. 1, 2, 3'ü saydık. Dördüncüye yine 3 üç adet üçlü trabzan yapıyoruz. Bu da ikinci patimiz oluyor. Ve yine yanınadaki daki deliğe yine 3 adet üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 3. patiğe geçerken yine burada 1 2 3 atlayıp Dördüncüye 3. patimizi yapıyoruz. Aynı deliğe 3 tane. Yine yanındaki deliğe 3 üç adet üçlü trabzan yapıyoruz. Dördüncüye geçerken yine burada sayıyoruz. 1, 2, 3 ve dördüncü. yine yanındakine 3 üç adet üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Ve bunu şu şekilde çevirip aynı hizada yaklaşık aynı hizada olup olmadıklarını bir kontrol etmek lazım. Sonra bunu zincir çekmeden ters çeviriyoruz tığımızı doluyoruz. Şimdi burada bir, bir bu çevirdiğimiz nokta, iki, üç. Üçüncü trabzanın başına yine üç adet trabzan yapıyoruz. Bir önceki işlemi burada tekrarlıyoruz. Yanındakine hemen yine 1 2 3 kere de çekerek aynı deliğe 3 adet trabzan yapıyoruz. Şimdi diğer tarafa geçerken ortadaki boşluğa tığa dolama yapmadan geçiriyor ve ilmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Burada tekrar zincir çekmeden tığımızı doladık. Yine sayıyoruz. 1, 2, 3. 4, 3 adet 3'lü trabzan yapıyoruz. Yine yanındaki sık iğneye 3 adet üçlü trabzan yapıyoruz. Ve diğer boşla ilmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Zincir çekmeden tığımızı doluyoruz. Yine bir, iki, üçüncüye. Bu işlemi dört kere de tekrarlıyoruz. Şimdi e, bunun etrafını geçerken şuradaki köşe noktaya ön yüzünden ipimizi sabitliyoruz. Bunu sabitledikten sonra şu zinciri de arkadan ipliği geçirerek de sık iğnelerle yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi burada patilerin şu iki tepe noktasına daki iki sık iğneye ikişer adet sık iğne yapıyoruz. Diğerlerine ise bir adet sık iğne yapıyoruz. Evet. Şimdi bu noktaya geldiğimizde tığımızı iki kere doluyoruz. Biraz geniş tutaraktan. bu aradaki bu üçlünün bakın şuradaki boşluğa arkadan geçirerek ve bunu 4 kere de çekiyoruz. Çok sık olmamak kaydıyla. Ve yine burada bir sık iğne. Bazen iki olabilir. Bakın burada tepe noktaları bunlar. Tepedeki iki tane sık iğnenin başına ikişer defa batıyoruz. Diğerlerini birer kere geçiyoruz. Orta noktaya gelince tekrar iki kere doluyoruz. Buradaki böyle alttan geçiriyoruz. Tığı doladık ve 1 2 3 4 kere geçtik. Şimdi tekrar 2 tane sık iğne tepe başının olduğu yere ikişer adet sık iğne tekrar birer adet bir toplamda iki olmak üzere sık iğne tekrar iki kere doladık buradaki bakın noktaya şöyle arkadan geçirerek şöyle ikiye katladığımızda 1 2 3 ve 4 kere de çekiyoruz. Yine burada 1 2 tane sık iğne yaptık. 2 tepe noktasına 2'şer kere batarak toplamda bu işlemi 2 kere yapıyoruz ve bundan sonra tekrar 2 yaptık ve kenara geldik. Kenarda daha önceden yaptığımız gibi zincirlerin kenarlarına birer tane sık iğne yaptık. Şimdi bundan sonra burayı sabitleyip bırakabiliriz. Ama ben şuraya bir kere daha bu sık iğneyi geçtim. Yani şuraya geliyorum. Buradaki sık iğnelerin her birinin başına birer kere sık iğne yapıyorum. işlemi bu sıra sonuna kadar devam ettireceğim. sık iğne işlemini buraya kadar yapıyorum. Ancak patilere geldiğim zaman patilere geldiğim zaman bu patilerin arka kısımlarına buradaki sık iğnelerin şöyle arkalarına batarak ilmeği ilmekten geçiriyorum. Yani burada tekrar sık iğne yapmıyorum. Bütün sık iğnelerin arka ilmeklerini alarak sanırım burada gözüküyor. Şu ya batarak değil, şu arkadaki ilmeği alarak pati kısımlarında ilmeği ilmeğin içinden geçirerek bu kısmın daha belirleyici tok durmasını sağlıyorum. Şimdi i̇şte bunu biz parlak makrome ile yaptığımız için ee, biraz sert bir zeminin altında bir koltuk minderinin altında düzeyip beklettiğiniz zaman şu görmüş olduğunuz potluk gibi duran yerler tamamen düzeliyor. otluk gibi görünen dediğim şu kısımlar. Bakın burada dümdüz. Bunu şöyle yapıp sert bir zeminin altına koyduğumuzda bu tamamen düzeliyor. Yine ipimizi arkadan geçiriyoruz. Evet. Şimdi bunun temizliğini yapalım. Bu şekilde e, tamamlamış oluyoruz. Şimdi her zaman olduğu gibi bu pamuklu makromelerin uç kısımlarını mutlaka yakıyoruz. Evet. Oh. Evet. Böylece patimizi tamamlamış oluyoruz. 3 tane. Bunu değişik renklerle örebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.